Mutlu akşamlar eğitimin merkezine, başarıya doğru hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım 138 yıllık bir eğitim çınarının mensupları ve benim eğitimci dostlarım. Feyzliye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Eğitim Kurumları Direktörü ve Kurucu Temsilcisi Sayın Müge Yalım Alpan. Diğer konuğum Feyzliye Mektepleri Işık Okulları Fulya Yerleşkesi. İlkokul ve Ortaokul Müdürü Sayın Seden Mıhçıoğlu. Hoş geldiniz değerli dostlar. Hoş bulduk Sait Bey. Sizlerle güzel bir program yapacağız. Hemen dönüyorum. Sayın veliler, sevgili öğrenciler, okul seçecekler. Bizi çok dikkatli dinleyin. İki tane konusunda uzman konuğum var. Başlıklarla size kısa kısa her şeyi anlatacaklar. Hemen size dönüyorum Sayın Alpan. Buyurunuz. Bazen de Müge Hocam diyeceğim. Tabii, nasıl rahat edersiniz? Sevgili hocam, LGS ve YKS'den bir devre geçti. Nasıl geçirdiniz bilemiyorum. Bir değerlendirin lütfen. Evet. Öğrenciler bir tarafta, veliler, okullar, rehberler filan. Evet, haklısınız. Zorlu bir süreç, uzun bir süreç. Şu andaki isimleriyle LGS ve YKS. Bizler de bu sınavlara zamanında farklı isimlerde girdik. Girdik. Öğretmen olarak da birçok öğrenciyi yetiştirdik. Ben anne olarak da iki çocuğum da aynı süreci yaşadım. Yani bu süreçte neler yaşandığı ile ilgili hem öğretmen tarafında hem veli tarafında hem öğrenciyken deneyim sahibi olduğumu söyleyebilirim. Ben her zaman şöyle başlıyorum. Sınavlardan sonra bir hayat var. Bizler yetişkinler olarak bunun farkındayız. Bu duyguyu çocuklarımıza da aktarmak zorundayız. Bu asla bir sonuç değil, bir son kesinlikle değil. Benim hep gördüğüm, sınavın sonucu ne olursa olsun, yerinde durmayan, aynı yerde saymayan, motivasyonunu kaybetmeyen azimli öğrenci, azimli birey her zaman ilerlemeye devam ediyor diye düşünüyorum. Bu ulusal sınavlar herhalde Türkiye'de bir öğrencinin gireceği en kritik iki sınav. Açıkça da söyleyelim, biraz stresli. Aileler üzerinde de, öğrenciler üzerinde de baskı yaratan bir sınav. Okulun birçok önemli rolü var ama ben bu iki önemli ulusal sınavda bu süreci hem aileleri için hem öğrencileri için kolaylaştırmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir kere sınava iyi hazırlamak zorunda. İşini ciddiye alan, işini iyi yapan bir okul. Bu ne demek? Bu iş asla son senelerde başlamıyor. 11-12, 7-8'in işi değil. Okula adım attığınız ilk günden aslında sınav hazırlığı başlıyor. Öğretmenlerin müfredata hakim olmaları, ulusal sınavın neyi gerektirdiğini bilmeleri, olası değişikliklerde hazır olmaları. Diyor ki 11-12 dediler diyor. 7-8 var orada da. O da erken başlamalı değil mi diyor? Elbette. Yani bu işin okuma alışkanlığıyla, doğru sorular sormayla, metin analizlerini doğru yapmayla çok büyük bir ilgisi var. Muhakeme yeteneğiyle özellikle. Dolayısıyla en başından itibaren sınavdan haberdar olmak, bilinçli olmak çok önemli. Ama bunu da, şunu da söylemek zorundayım. Okulun bir tek işi sınava hazırlamak değil. Biz bir yandan öğrencinin motivasyonunu ayakta tutmak durumundayız. Ya da şu rehberliği vermek durumundayız. Bir konuyu çok iyi biliyorsa artık o konu üzerine çok çalışmasa öğrencinin gerek yoktur, bunu bilmeli. Ya da eksik alanları varsa onun üzerine gitmesi gerekiyorsa bunu da bilmeli. Ama bir yandan da biz insan yetiştiriyoruz. Tek işimiz sınav değil, bir tek ona odaklanmıyoruz. Ama onun da ne kadar önemli olduğunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Peki, ben de bir hemen altını çizeyim. İyi insan yetiştiriyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi değerli konuklar, yönetmenim uyarıyor. Sizleri görünce telefonlar gelmeye başlamış. Lütfen cevapları kısa kısa yapın. Çok soru varmış. Tamam. Ona göre olayı götürelim. Hemen tekrar size dönüyorum Sayın Alpa. İyi bir eğitim hayatı için ailelere ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Valla önce çocuklarını çok iyi tanısınlar. Anne babanın çocuğuyla vakit geçirmesi, onlarla sohbet etmesi, beraber olmalarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çocuk yetiştirmek tabii ki kolay değil. Günümüzün şartlarında çalışan bir anne baba için de kolay değil. Konu sadece zaman konusu değil. Onlarla bir arada olmak, beraber bulunmak. Oyun oynarlarken de yanlarında onlarla sohbet edebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuğunu iyi tanıyan anne baba çocuğunu iyi değerlendirebiliyor, onu iyi dinliyor. O noktadan sonra neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili de daha net bir bakışı oluyor anne babanın. Ben her zaman öncelikle düşündükleri okulların vizyon, misyon ve ilerisi için hedeflerini iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğitim programlarını zenginleştiriyorlar mı? Ulusal müfredat çok değerli ama bu müfredata ek olarak neler yapılıyor? Akademik başarısını takip etmelerini tabii ki tavsiye ederim ama bunun dışında bir sosyal, duygusal gelişim var. Okul bunun sağlanması için neler yapıyor?
Yine bence çok çok önemli bir konu. Farklı kültürlerin, dünyada farklı düşünen insanların olduğunu bilmek. Bir hoşgörü kültürünü yaymak. Ben hep söylüyorum, biz hoşgörünün doğduğu toprakların insanlarıyız. Doğru. Sınıfın içinde şu zamanlarda çok bahsediliyor akran zorbalığını ama belki vermemiz gereken hoşgörünün, başkalarının farklı olsa da haklı olabileceğinin bilincini vermek durumundayız. Tabii ki teknolojik altyapı, tabii eğitim teknolojilerine bakış açısı ve uluslararası akreditasyonlar olup olmadığı bir kurumun değerli başka alanlar. Her çocuk biricik, her çocuk farklıysa her çocuğun ihtiyacı da farklı. O yüzden okul seçimi çok dinamik, her aileye özgü bir süreç ama hangi okul olursa olsun içine girdikten sonra iyi bir iletişim, açık bir iletişim okulun çocuk üzerinde yapabileceği en yüksek etki yapmasına da faydalı oluyor diye düşünüyorum. Peki sevgili hocam, size geçelim Sayın Mıhçıoğlu. Bu okul seçimi ilkokuldan mı başlar? Şimdi bununla çok soru var çünkü. Evet, okul seçimi aileler için en önemli kararlardan bir tanesi. Çünkü ilk defa çocukları ailenin dışında bir alana çıkmış oluyor. İlkokul sürecinde değil, artık anaokul sürecinde ailelerimiz okul tercihlerini yapıyorlar. Herkes evladı için en iyisini bulmaya çalışıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bir de şu da var, seçenekleri de çok fazla. En önemli tavsiyem, sürdürülebilir, sürekliliği olan kurumlardan yana tercihlerini kullanmaları gerekir. Ulusal, uluslararası çalışmaları olması okulun çok kıymetlidir. Öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin yeteneklerini keşfeden ve keşfettiği bu yeteneklerin daha da gelişmesi için imkan ve olanaklar sağlayan okullar çok kıymetlidir. Evet, akademik başarı çok önemli ama aynı zamanda sanat, spor, bilişim gibi alanlarda da öğrenciyi destekleyen okullar gerçekten bu işi çok iyi yapan okullardır. Peki, hemen Sayın Yönetmen soruyor. Burada diyor ki, şimdi iki tip olay var. Lütfen buraya iyi dikkat edin sevgili izleyiciler. Bir franchise dediğimiz okul türleri var. Bir de eğitim ağı dediğimiz okul türleri var. Sizinki eğitim ağı. Hepsinin sahibi mütevelli. Vakıf. Şimdi eğitim ağında, bakın hocam bu çok önemli. Sizin Nişantaşı'nda, sizin Ayazağ'da, Erenköy'de, Bahçeşehir, Ispartaköy'de ve bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına hediye edilen Florya'da okullarınız, kampüsleriniz var. En önemlisi şu, bu eğitim ağında öğretim beraberliğini nasıl sağlıyorsunuz? Çok güzel bir soru, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim, 21. yüzyıldayız. Değişen, gelişen, dönüşen bir dünya içerisindeyiz. Öncelikle öğrencilerimizi ileride çalışacakları, yaşayacakları topluma hazırlamamız gerekiyor. Ve onlara bu anlamda hayat becerileri kazandırmamız gerekiyor. Yaşam boyu öğrenme çok önem verdiğimiz değerlerden biridir. Evet. Çünkü değişimin hızını ayak uydurabilmek, sürekli devam eden bir öğrenme süreciyle birlikte ancak yönetilebilir, üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Bir de okulların öğrenciyi merkeze alması çok kıymetli. Öğrenme sürecinde öğrenci öznedir. Ne demek özne? Yani öğretmenin verdiği bilgiyi direkt alan değil. Ya da öğretmenin, şöyle anlatayım, pişirdiği yemeği direkt yiyen öğrenci değil de kollarını sıvayarak mutfağa giren. Evet. O işin bir parçası olan, seçimleri olan, soran, sorgulayan çocuklar öğrenme sorumluluğunu da çok iyi alan çocuklar olmuş oluyor. Bu beraberliği nasıl sağlıyorsunuz? Siz de cevap verebilirsiniz Sayın Hocam. Yani şöyle, Ayazağ'da yaptığınız bir eğitim, Nişantaşı'nda yapıyorsunuz, Erenköy'de yapıyorsunuz, Ispartaköy'de yapıyorsunuz ya da Florya'da kısmetse yapacağız. İnşallah. Ama şöyle sağlıyoruz. Onu nasıl oluşturuyorsunuz? Nasıl hakimiyet kuruyorsunuz? Nasıl kontrol ediyorsunuz? Bir genel çerçevemiz var. Hem lütfen, yönetim kurulumuzun hem eğitim kadrosunun beraber çizdiği bir çerçeve bu. Atatürkçü bir çizgide, çağdaş eğitime inanan, bilimin ışığında gençler yetiştirmeye inanıyoruz. Biz sadece sınava odaklı bir okul değiliz. Her şeyin bir arada dengede durabildiği iyi insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için de akademik başarı olmazsa olmaz. Bu anlamda hırslı okullarız ama biz yani bir yandan da okuldaki eğitimi ders dışı faaliyetlerde de destekliyoruz. Bu çerçeveyi bütün okul müdürlerimiz, bütün okulların pedagojik liderlik ekipleri, müdür yardımcıları, bölüm başkanları hep beraber düzenli aralıklarla, düzenli aralıklarla bir araya gelip tekrar tekrar üzerinden geçiyoruz. Misyonumuzu, vizyonumuzu, değerlerimizi tekrar çalışıyoruz. Birlik beraberlik.
Bunu yaparken üniversitemizden, Işık Üniversitemizden de destek alıyoruz. Beraber tartışıyoruz. Hiçbir şey aynı durmuyor ki. Pardon. Üniversitede işbirliği yapan özel okulların artılarını bir kez daha iletmekte yarar var. Buyurun. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Tekrar tekrar bir dogmaya kapılmadan yeni ve değişen dünyada daha iyi bir hazırlığı yapabilmek için ne yaparız beraber tartışıyoruz. Bundan sonrasında bizim bölüm başkanlarımız örneğin sınavlardan sonra entegrasyon toplantıları yapar, bir araya gelir, soru soru tartışır. Müdürlerle biz bir arada çok çalışırız. Müdürlerimiz kendi aralarında çok toplanırlar. Buradaki ana fikir herkesin her yerde aynı şey yapmasından öte. Her sınıfın kendi içinde, kendi çocuklarının farklı ihtiyaçları olabilir. Buraya alan ve esneklik açmak zorundayız. Öğretmenin her sınıfın içinde dersi kendisinin tasarlamasını sağlamak zorundayız. Ama çizilen ana çerçeve de bizim olmazsa olmazımız. Yani burada ne herkesin aynı şeyi yaptığı copycat bir uygulama var, ne de herkesin birbirinden kopuk olduğu. Bence tam dengede hem sınıfın içinde o anki ihtiyaçlara cevap verebilmek hem de genel çerçeve içinde kalabilmeye değer veriyoruz. Hocam mesela Florya ile ilgili bir araştırma yaptık. Yanlış söylersem lütfen bana söyleyin. Çok ilkeli, ciddi ve güvenilir bir olay getirmişsiniz. Ortaokullarda 5-6'dan öğrenci almışsınız. 7-8 yok. Liseye baktık. Şimdi ben okulları geziyorum çünkü 9-10 almışsınız, 11-12 yok. Sonra siz eğitimcilerle konuştuğumuzda biz onları yetiştireceğiz, yukarı doğru alacağız dediniz. Evet. En doğru basamaklar bunlar. Ama hocam şimdi dijital bir dünyaya giriyoruz. Yapay zeka. Bu konuda eğitimde yeri nerede? Onların üzerinde bir duralım. Şimdi eğitim konuşurken teknolojiden, eğitim teknolojilerinden ve yapay zekadan... Belki bir süre sonra buraya bir tane robot sayıp gelebilir. Yani mümkün ama bu insani dokunuşun karşılıklı sohbetin yerine geçirmeyecektir. Ben ona çok inanmıyorum. Duygu, dokunma. Evet. Yani öğretmenlerde bu bir numara. Biz bunu küresel salgında gördük. Okullar aslında sadece akademik süreçlerin yürütüldüğü yerler değil. Bir sosyalleşme, duygusal bir dünya var. Evet. Tabii ki yapay zekaya eğitimciler başta bir mesafeyle yaklaştılar. Bu işin ucunda kopya çekme, intihal gibi kavramlar da var. Ama hiçbir şeye bir tehdit gibi yaklaşmadan öğretmenin yük olan, onun işini zorlaştıran işlerini üstüne alıp yaratıcı olabileceği, öğrencilerle birebir etkileşimini arttırabileceği alanlara yer açan bir araç olarak görüyorum. Tabii ki müthiş bir şey. Yani bazı teknoloji duayenleri insanlık tarihindeki önemini işte ateşin bulunmasıyla karşılaştırıyorlar. Bu kadar detayını bilemiyorum ama yapılan bütün o etkileyici lansmanlarda yapay zekanın eğitimdeki rolünün altının çok çizildiğinin farkındayız. Çok uzun süredir var, siz çok iyi biliyorsunuz. Yani matematik problemi çözüyordu yapay zeka ya da basit sohbet robotlarında soruya yanıt veriyordu ama şimdi çok farklı bir şey var. Karşınızda sizinle çözüme giden yolu adım adım anlatan, anlık geri dönüt veren, size teşvik eden, yol gösteren sorularla o cevabı bulmanızı sağlayan bir şey var. Ve yorulmuyor, sizi çok iyi tanıyor, sonsuz bir kaynağa sahip, çok sonsuz tekrar yapabilir sizle ve size özel. Yani bu kişiselleştirilmiş eğitimi sağlama konusunda yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıracak ama öğretmenin yerine geçer mi, Sait Gürsoy'un yerine geçer mi? O konuda çok ciddi şüphelerim var. Öyle bir şeyin olmayacağını neredeyse eminim. Efendim son derece doğru söylüyorsunuz. Yapay zekayı kodlayan insan. Tabii. İnsan onu kodlayacak. İyi kodlarsa ona göre hareket edecek, kötü kodlarsa ona göre edecek. Doğru. Ama son sözüm de şu, öğretmenlerin de yöneticilerin de teknolojiye çok haşır neşir olması gerekiyor. Çünkü karşıdaki jenerasyon ultra bu bilgilere sahip. Kesinlikle. Değerli dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım 138 yıllık bir eğitim çınarının mensuplarıydı. Fevziye Mektepleri Işık Okulları Eğitim Kurumları direktörü ve kurucu temsilcisi Sayın Müge Yalım Alpan hanımefendiye. Yine Fevziye Mektepleri Işık Okulları Florya Yerleşkesi İlkokul ve Ortaokul Müdürü Sayın Seden Mıhçıoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra başarıya doğru devam ediyor.
Bu bölümün konuğu benim çok değerli bir dostum. Uzun süreler benim Ulusal Gazete'deki köşe yazılarımın konukları oldu ve eğitim konusuyla ilgili birçok konuyu karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Evet, çok değerli konuğum Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Cambazoğlu. Sayın Cambazoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle bana gerek yazılarda olsun, gerekse sizin okullarınıza gittiğim seminerlerde olsun bilimsel katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son derece ilkeli, ciddi ve güvenilir bir CEO'sunuz. İnşallah bundan sonra programları yine okullarda birlikte yapacağız. Şimdi Sayın Hocam, size şu anda uygulanan bir sistem var okullarımızda. Bu sistem bir defa bugünü hazırlıyor mu? Ama bir adım daha ilerleyelim. Geleceğe hazırlık var mı? Şöyle, dünya çok hızlı değişiyor Sait Hocam. Bu değişen paradigmalar ve hızlı değişim noktasında elbette geleceği ayrı planlamak gerektiğini düşünüyoruz artık. Çünkü teknoloji, bilim, iletişim çağındayız ve ciddi anlamda bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu noktada elbette bugünün koşullarında da gelecekte de gençlerden, çocuklardan beklenen bazı yetkinlikler var. Evet. Bu yetkinlikleri kazandırmamız gerekiyor. Bu bütünsel bir yaklaşım aslında. Sadece eğitim ortamlarında, yani okul ortamlarında değil, aynı zamanda ailede başlayan bütünsel bir yaklaşımla bunu kurgulamak lazım. Ama eğitim açısından bizim tarafta bakarsak eğer, eğitim kurumları olarak bakarsak elbette yeni nesil bir eğitim kültürü kurgulamak lazım. Çünkü çocuklara artık geleceğin yeterliliklerini kazandırmak gerekiyor. Nedir bu geleceğin yeterlilikleri? 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz ve birçok araştırmaya da konu olan yeterlilikler bunlar. Örneğin Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmaya göre diyor ki çocuklar eleştirel düşünceye sahip olsun, analitik düşünceye sahip olsun, iletişim becerileri yüksek olsun, yaratıcılık düşünceleri, yaratıcılıkları gelişmiş olsun. Bununla birlikte değişimi yönetebilsin, esnek olsun. Liderlik özelliklerine sahip olsun. Bunlar aslında hem yaşamımızda artık hem de iş hayatımızda daha verimli ve daha faydalı süreci yönetmemiz için ihtiyacımız olan aslında beceriler. Biz bu becerileri elbette ailede başlayarak, okulda da devam ettirerek kazandırmamız lazım. Bu noktada eğitim kurumları olarak bizler yeni nesil bir eğitim ortamı kurgulamamız gerekiyor. Daha beceri odaklı, daha bireyselleştirilmiş, daha yaşama hazırlayan bir mottoda. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı da bu noktada bir takım adımlar attı biliyorsunuz. Yeni müfredatta, yeni dönemki müfredatta 1-5-9'larda özellikle farklılaştırılmış, beceri temelli bir eğitim programı kurguluyor. Siz de takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii 1. sınıflar, 5. sınıflar ve 9'larda bu yıldan itibaren yeni bir müfredat devreye giriyor. Zaten eğitimcilerin de bu yeni müfredat çok iyi incelemeleri gerekiyor. Peki Sayın Hocam, okullar kurumlarında nasıl bir eğitim iklimi inşa etmeli? Şöyle, tabii kitlesel eğitim ortamları artık çocuklar tarafından da çok tercih edilmeyen ortamlar. Tabii ki bizler elbette ki okullarda, sınıf ortamlarında eğitim ortamlarını sağlıyoruz ama bunun dışında çocuklara hem kitlesel eğitimin yanında bir de bireyselleştirilmiş bir eğitim ortamı da sunmamız gerekiyor artık. Çünkü çocuk artık kendisinin tek olduğunu ve kendisine ait bir alanı, öğrenme alanının olduğunu ve öğrenme yolculuğu olduğunun farkında. Biz de eğitim kurumları olarak bunu böyle düşünmeliyiz ve çocuğu bireysel olarak yaklaşmalıyız çocuğa ve ona daha bireyselleştirilmiş bir eğitim ortamı sunmamız gerekir. Bu noktada ne yapmalıyız? Öncelikle çocuğu tanımalıyız. Burada teknoloji ve yapay zeka zaten bize çok ciddi anlamda bir fayda sağlıyor. Çocuğu tanıyarak öğrenme stillerini, öğrenme yaklaşımlarını, öğrenme hızını da tespit ederek ona özgü bir eğitim ortamı kurgulamamız lazım ve aynı zamanda da yaşamla da ilişkilendirmemiz gerekiyor. 200 yıldır devam eden bir eğitim şeklimiz var ve sınıf ortamında çocuklar öğretmenin bilgi aktardığı ve çocuğun o bilgiyi aldığı bir ortamda eğitim görüyorlar. Ama artık bunu değiştirmemiz gerekiyor. Daha modern bir eğitim sistemi kurgulamalıyız ki az önce saydığımız becerileri gerçekleştirebilsinler. Bu noktada tabii ki ana müfredatımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı. Fakat bunun dışında modern müfredat dediğimiz ve daha yenilikçi eğitim programlarını da kapsayan bir takım müfredatlar geliştirmeliyiz. Bunu biraz somutlaştırmak gerekirse eğer, biz kendi kurumlarımız için bahsedeyim size.
Öncelikle eğitim programlarımızın içerisine biz neler dahil ettik veya neleri dahil etmeliyiz konuşalım. Okuma yazma becerileri birincisi bence en önemlisi. Bu yanlış anlaşılmasın, okuma yazmaktan bahsetmiyorum. Okuma yazma becerileri farkına varmak. Yani farkına varmak ve hayatla ilişkilendirmek. Örneğin matematik okuryazarlığı, örneğin fen okuryazarlığı. Tamam biz fen dersi veriyoruz, matematik dersi veriyoruz, evet. Teknoloji dersi veriyoruz ama bunun yanında alt dallı olarak matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı artık mesela, finansal okuryazarlık gibi alt dallarla da çocukları bu konuda beslemeliyiz. Şimdi hemen yönetmenden bir soru var. Bu başlıkları veriyorsunuz. Bunlar anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede de kullanılan başlıklar elbette mı? Elbette. Kısacası anaokulundan başlıyor. Anaokulunda başlıyor. Çok aslında önemli. 0-6 yaş eğitimi çok önemli. Çok önemli. Dolayısıyla biz bütün programlarımızı kurgularken anaokulundan itibaren kurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü 0-6 yaş eğitiminin önemini biz kurum olarak biliyoruz. Bununla birlikte dil becerileri, yabancı dil becerilerini önemsiyoruz ve birinci yabancı dil, ikinci yabancı dil yine programa dahil edilmeli. Çünkü çocuk dünyayı anlayabilmeli. Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu beceri konusunda dünyayı anlayacak niteliğe sahip olması siz lazım. Siz buna dünya vatandaşı dünya diyorsunuz. Vatandaşı demek istiyoruz, aynen öyle. Ve anaokulundan itibaren hem birinci yabancı dil hem ikinci yabancı dili programın içerisine dahil evet. ediyoruz. Bununla birlikte teknoloji, robotik kodlama dersleri yine biz çocukların sadece teknolojiyi kullanabilen değil aynı zamanda teknoloji üretebilen bireyler olmasını istiyoruz. Hı-hı. Ve modern müfredatımızın içerisine robotik kodlama derslerini ekledik. Düşünme becerileri dersleri mesela bu çok önemli diyoruz ya çocuklar eleştirel düşüncelere düşünceye sahip doğru. olsun. Analitik düşünsün. Burada diyoruz ki düşünme becerileri dersleriyle örneğin P4C dediğimiz çocuklarla felsefe dersi ekliyoruz programımıza. Ve bunu anaokulundan itibaren başlatıyoruz. Çok doğru bir şey yaptınız. Felsefenin olduğu yerde dünya görüşü çok değişiyor. Elbette öyle. Yani eleştirel yaklaşım çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber yaşam becerileri dersleri yani çocukları hayata hazırlamak da çok önemli. Hı-hı. Yani sadece akademik olarak değil yaşamda mücadele etmesi için yani çok önemli. Bence yatağını toplayabilmeli, bence düğmesini dikebilmeli, ayakkabısını bağlayabilmeli, kıyafetini katlayabilmeli. Bravo. Bu da yaşama hazırlık noktasında yaşam becerileri dersleriyle destekliyoruz. Ve bence çok önemli bir konu daha ilgi yetenek atölyeleri. Yani çocukların yeteneklerini nasıl keşfedeceğiz? Hı-hı. Onlara ortamları sunmamız lazım. Yani hangi ortamda ortaya çıkacak o yeteneği? Sanatta mı çıkacak, sporda mı çıkacak, teknolojik konularda mı çıkacak? Tabii. Hangi konuda çıkacaksa eğer ona o ortamı sunmamız lazım. Ve ilgi yetenek atölyeleriyle çocukları keşfetmemiz gerekiyor. Ve tüm bunları yaptıktan sonra lise döneminde de özellikle genç kariyer programı dediğimiz bizdeki program. Onları kariyer yolculuğunu belirlemek aslında. Yani çocukların kariyer yolculuklarına bir... rehberlik etmek de çok önemli. Yeteneklerini tanıdınız, yeteneklerini keşfettiniz ve artık lise dönemine geldiğinde de yönlendireceksiniz elbette. Ona rehberlik edeceksiniz. Ona göre de bir meslek seçmesini sağlayacaksınız. Şimdi genç kariyer yolculuğu dediğinizde bunun bir başka şeyi de genci hayata profesyonel hazırlama oluyor. Çünkü onu göstereceğiz yolun üzerine. Koşmaya gidecekler ama hocam bu sırada bir önemli bir soru var. Onu size iletmek istiyorum. Şimdi bu noktada şunu çok iyi dikkat edelim. Yapay zeka ve teknolojiye akademik süreçlere nasıl uygulanıyor? Mesela siz okulunda nasıl uyguluyorsunuz bunu? Entegre ediyorsunuz? Şöyle bir kere yapay zeka hayatımıza girdi. Yani öncelikle bunu kabul etmek tamam. lazım. Biz yapay eğitim beraber yaşıyoruz. Tamam. Evet biz eğitim ortamlarında da artık okullarımızda da bunu programımıza dahil ettik. Mesela bir söyleyeyim mi? İleriki bir süreçte yapay zeka sayıt. Sizin de yerinize yapay zeka Dilek Hanım olacak. Onlar konuşacaklar. Evet öyle görünüyor. Dolayısıyla biz yapay zekayı eğitim sistemlerinin içerisine dahil ettik. Teknolojiyi de dahil ettik. Aslında bu bize çok yönlü bir kolaylık da sağladı. Onu söyleyebilirim. Hayatımızı kolaylaştırdığını, hızlandırdığını, birçok... zamanımızı kaybettiren işlerden ve işlemlerden kurtulduğumuzu da söyleyebilirim yapay zekanın eğitime dahil olmasıyla beraber. Evet. Örneğin yapay zeka ne yapıyor? Yani yapay zekanın ne yaptığını konuşursak. Yönetmenim uyarıyor. Çok soru var.
Biraz kısa kısa gidersek önemli birkaç soru daha var. Onları da size sormak istiyorum. Yapay zeka ve teknolojiyi eğitime şöyle dahil ettik. Öncelikle teknolojik eğitim uygulamalarını sistemimize dahil ettik. Şöyle düşünün, çocuk zamandan, mekandan ve bulunduğu ortamdan bağımsız olarak kendi öğrenme hızında dilediği yerde, dilediği zamanda öğrenebiliyor artık. Teknolojik altyapıları sağlıyoruz bunun için ki çocuğu kendi bireysel hızında öğrenmesini sağlıyoruz bu noktada. Bunun dışında ölçme değerlendirme sistemlerine dahil ettik. Siz de bilirsiniz. Ölçme değerlendirme sistemlerinde elbette ki çocuğun kazanım eksiklerini tespit etmeniz gerekiyor, değil mi? O kazanım eksikleri doğrultusunda da ona bir öğrenme planı sunmanız lazım. İşte bu kazanım eksiklerinin tespiti noktasında yapay zeka oldukça önemli ve aktif rol alıyor. Doğru tespitlerle çocuğun eksiklerini tespit etmemizi ve ona özgü bir eğitim planı sunmamızı sağlıyor. Eğitim içerikleri sunmamızı sağlıyor. Ve en önemlisi bu çeşitlendirilmiş eğitim modellerini sunabiliyoruz. Yani çocuk görerek öğrenebiliyor, duyarak öğrenebiliyor, işiterek öğrenebiliyor yani. Aynı zamanda dokunabiliyor uygulamalarla da. Dolayısıyla o öğrenme çeşitliliğini de yapay zeka sayesinde sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda somutlaştırabiliyoruz. Aynı zamanda oyunlaştırabiliyoruz. En önemlisi de bu. Çünkü ilkokul ve anaokulunda oyunlaştırma çok önemli. Tabii şimdi Sayın Hocam, ilkokul ve ortaokulu oyunlaştırarak bunları öğrencilerin karşısına getirmek önemli ki onların ilgisini çekebilmek için. Ancak bir şey soracağım size. Yapay zeka riskleri var mı? Bakın benim açımdan var. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Eğitimciler ve aileler bu süreci nasıl bir yol alacaklar? Şöyle, yapay zeka tabii ki faydası çok fazla eğitim ortamlarında ama bir takım riskleri de barındırıyor elbette. Yani bunun çok kontrollü yürütülmesi lazım. Yapay zeka ve teknoloji süreçlerinin çok kontrollü yürütülmesi lazım. Bir kere en önemli risklerinden bir tanesi verinin doğruluğu. Yani o kadar çok bilgi kirliliği yaşıyoruz ki ve verinin süzülmesi çok önemli. Doğru bilginin çocuğun önüne çıkması lazım eğitimde. En önemlisi bu bence. Çünkü çok fazla bilgi var ve çocuk o kadar çok fazla bilgiye ulaşabiliyor ki ama o bilginin doğruluğu ve süzülmüş olması çok önemli. Bu sebeple en büyük risklerden bir tanesi bu. Verinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin önemi. Bunun dışında eğitimde pedagojik olması çok önemli. Kullandığınız materyalin, teknolojik materyalin ya da yapay zeka materyalinin pedagojimize, yani eğitim pedagojisine uygun olması önemli. Veri gizliliği çok önemli. Şimdi siz çocuğun bütün verilerini sisteme yüklüyorsunuz ve onu alıyor, algoritmik olarak değerlendiriyor, yorumluyor ve çocuğa göre bir eğitim kurguluyor veya kazanım eksiklerini tespit ediyor. Bu çocuğun verisini aldığı için yapay zeka ya da teknoloji, o verinin gizliliği ve güvenilirliği çok önemli. Burada açıkçası yönetmelikler ve kurallar ve bence yasalar çok önemli. Bu konunun bence önemli bir şekilde gündeme alınması lazım. Bence diğer bir risk biraz velilerin aslında en çok kaygılandığı teknoloji bağımlılığı. Yavaş yavaş son cümleler. Teknoloji bağımlılığı noktasında velilerimiz oldukça kaygılılar. Bunun için yapılacak tek şey var, ekran süresinin kullanımı. Yani siz ne kadar süre çocuğun kullanımı, yani teknolojiyi kullanmasına müsaade edeceksiniz veya doğrusu ne? Bunu iyi analiz etmek lazım. Çünkü uzun sürdüğünde bu ekran kullanım süresi elbette teknoloji bağımlılığı oluşabiliyor. Ve bu çocukta işte iletişim eksikliklerine, sosyal izolasyona sebep olabiliyor. Bu noktada yapay zeka kullanırken öğretmenin her zaman işin içinde olması lazım. Hem öğretmenin hem velinin de bu konuda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Efendim, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum, Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Canbazoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, lütfen iyi dikkat edin. Yarın, Cuma günü, önce saat 12.10'da, daha sonra saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizlerin olsun.